merhabalar. Bugün harika bir börek videosuyla karşınızdayım. Yarın sabah babaanneme kahvaltıya gitmeye karar verdik. İşte annem, kardeşim, ben. Koca sütlü mutfakta hemen elinde boş mu gidecek? Olmaz tabii dedim. Şöyle baktım, dolapta ne var? İşte iki tane yufkam var. Biraz da lor peynirim var. Babaannem lor peyniri çok sever bu arada. Gerçi Bulgaristan'da biz lor peynire ekşimik diyoruz. Siz oralarda mutlaka farklı isimleri vardır. Ama normal olarak lor peynir diye satılıyor. Gördüğünüz üzere öyle çok fazla da bir malzeme yok önümde. İki tane yufka, birazcık da lor peyniri var. Şöyle güzel suya batıracağım, galeta unla bulayacağım. Enfes ötesi böyle kabaran, çıtır çıtır böreklerim olacak. Bir yiyen bir daha isteyecek. Hadi hemen böreğimizi hep beraber yapmaya başlayalım. Hemen canlar, bir tane yufkamı açıyorum. Bu arada iki yufkadan yapıyorum ama böyle küçük küçük saracağım için çok bereketli bir börek olacak. Yani porsiyonlaması bayağı büyük olacak. Bunu söyleyebilirim. Şimdi şu açtık. Şuraya sığmadı. Şöyle ikiye böleyim. İkiye katlayayım ben bunu. Böreğimi ikiye katladım. Önce bir tane ortadan çiziyorum. Şöyle. Bu bir tane parça oluşturdu. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane yufkayı dörde böldük. O dörde böldüğüm yufkayı da beşe bölüyorum. Yani bir yufkadan 20 tane börek elde edeceğim. Şuradan başlıyorum şimdi bunu bölmeye. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu tarafa da aynısını yapıyorum. Her bir üçgenin içine şöyle göstereyim. Bakın ince ince küçük küçük böreklerim oldu. Şöyle her birinin içine biraz lor peyniri koyuyorum. Abartmayın. Şöyle azar azar. Şöyle kenardan başlayıp geniş geniş sarıyorum. Bastırın şöyle arada. Geniş 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 sarıyorum. Aldım. Kalın kısmına peynirimi koyuyorum. Korkak alıştırmayın elinizi. Kenarlardan kapattım. Ve sarıyorum. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz gül böreği şeklini verin. İsterseniz muska yapın. Ne isterseniz yapın. Ben şimdi bu kolay diye bunu tercih ettim. Bu sigara böreğinin biraz daha kalını bir börek oluyor. Koyalım. Evet canlar, iki tane yufkamdan tam 40 tane böreğim çıktı. Şimdi ne yapacağız? Bakın böyle küçük küçük lokmalar börekler yaptım. Suyun içine atacağız. Alacağız. Hafif bir suyunu süzdürüp açılırsa şöyle kapatın hemen. Galeta unu atacağız. Bunu da aynen aldım. Şöyle hafifçe bir suyunu süzdürdüm. Galeta unu attım. Çatal yardımıyla şöyle buladım. Taşını elinize de yapabilirsiniz. Şimdi ben yapınca diyorlar ki ay eline her şeye soktun. Bakın lokmalık böreklerim kolayca hazır. İçinde neredeyse malzeme bile yok. Şöyle. Peynirini koyduk ama peynirden kaçmadık. İç malzemesi bol. Lokmalık küçük küçük börekler. Şöyle atıyorum. Banyo yaptırıyoruz bu böreklerimize. Hoppa. Hemen topluyorum. Şöyle. Her yerini bulayıp fazlasını akıtıp hemen koyuyorum tepsime. Gördüğünüz üzere aşırı basit, aşırı kolay, hiç abartmıyorum. 5 dakikada hazır çıtır çıtır börekleriniz olacak. Şöyle fazlasını attık, koyduk tepsiye. Bütün yufkalarıma aynı işlemi uyguluyorum. Böreklerim bitti canlar. Benimkiler biraz irili ufaklı oldu. Siz hepsini isterseniz aynı boyda yapabilirsiniz. Çünkü benim bazıları Necati sardı. Ama 40 tane börek çıktı. Yani bir yufkadan 20 tane böreğim çıkıyor. Şimdi böreklerimi önce ısıttığım 200 derecelik fırınıma yolluyorum. Evet canlar, çıtır çıtır kıtır kıtır böreklerim artık servise hazır. Ben şimdi biraz soğumasını bekleyip paketleyeceğim ve yarın babaanneme götüreceğim. Hemen sizler için bir tane tadıyorum.
O kadar güzel olmuşlar ki anlatamam. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum bırakmayı